Kobani davasının bir önceki heyet başkanı Bahtiyar Çolak'a dair soruşturma kapsamında davanın durdurulması gerektiğini belirten Selahattin Demirtaş, "Onurunuzu koruyun, çekilin, bu dosyaya bakamazsınız." dedi. DAEŞ'in Kobani'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 11. grup duruşmaları ilk gününde devam etti. Söz alan Selahattin Demirtaş şöyle konuştu. Mahkeme başkanı olarak müşteki ve tanığın bariz bir şekilde yönlendirildiğini belirten Demirtaş, "Huzurdaki sanıklar sizi cinayete şiddet kullanmaya, talana, yağmaya azmettirdi mi? Bunu sormanız lazım. Siz 6-8 Ekim olaylarına katıldınız mı diyorsunuz? Katılmış olabilir. Biz 6-8 Ekim olaylarına katılım için suçlanmıyoruz ki. Siz çarpıtıyorsunuz. Müşteki ağzınızdan beyanı alıp farklı bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. 2911 sayılı suçtan yargılanmıyoruz. Biz gösteri hakkından yargılanmıyoruz. Ağırlaştırılmış müebbetten yargılanıyoruz. Müştekiliğe soruyorum. İsmi geçen tanığınızın ya da tanımadığınız seni öldürmeye, bayrak yakmaya, hırsızlığa, çocuk öldürmeye teşvik etti mi? Soru budur. Soruyu çarpıtmayın. Bunun dışında her soru kumpastır, çarpıtmadır. Şiddet uygulandı mı? Bu dosyadakiler seni azmettirdi mi? Ne demek 6-8 Ekim olaylarına katıldınız mı? 2 milyon insan sokaktaydı. Hepsi suç mu işledi? Bunun dışında sorduğunuz soru kumpastır, çarpıtmadır şeklinde konuştu. Mahkeme başkanının Demirtaş'ın konuşması sırasında ses tonunu yükselterek Demirtaş'ın sorularına müdahale etti. Demirtaş'ın tanığa soru sorduğu sırada mahkeme başkanı Demirtaş'a "Bize soru sorun, biz tanığa sorarız." dedi. Mahkeme başkanı sorusunu düzelterek tanığa "Bu insanlar seni azmettirdi mi?" sorusunu yönlendirdi. 15 yıl parlamenterlik yapan insanlarız. Biz de devleti tanırız. Bizim de elimizde tanık beyanları, başka deliller var. Kendinizi aklamadan bu dosyayı yürütemezsiniz. Avukatlarımız dava açılınca duruşmalara dahil olacak, soru soracağız. Bunlar netleşmeden Bahtiyar Çolak'ın tüm kararları hukukuyla ilgiliymiş gibi davranamazsınız. Türkiye siyaseti bu salonda dizayn ediliyor. Yoksulun, emekçinin geleceği bu salonda dizayn ediliyor. Sizi o yoksulun, emekçiyi ezdirmeyiz. Ezilen halkları temsil ediyoruz. Ezilen geleceklerini buradan şekillendiriyoruz. Her söz aldığımda bunun altını çizeceğim. Bahtiyar Çolak dosyası gelmeden hiçbir şey yapamazsınız. Hemen dosyayı durdurmalısınız. Nasıl devam ediyorsunuz? Sizler şüpheli hale geldiniz. Demirtaş'ın konuşmasını kesen mahkeme başkanı Demirtaş'ı duruşmaya saygı göstermeye davet etti. Mahkeme başkanının "merak etme" diyerek Bahtiyar Çolak hakkında gelecek raporları kendilerine göndereceklerini aktarması üzerine Demirtaş yeniden söz aldı. Demirtaş, "kişisel merak değil, yalan söylemediğinizi ispatlayın." dedi. Mahkeme başkanı, "ben bir şey ispatlamak zorunda değilim, sizi yargıya davet ediyorum." diye yanıt verdi. Demirtaş ise, "onurunuzu koruyun, çekilin, bu dosyaya bakamazsınız, siz bu dosyaya bakamazsınız, heyeti reddediyorum, heyeti tümden reddediyorum." diye kaydetti. Haberin kaynağı Mezopotamya Haber Ajansı. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.